Diyetisyen sınav kurbanda alınan kiloların verilmesi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Murat Serkan Sınav, Kurban Bayramı sonrası alınan kiloların hemen sağlıklı beslenme programına başlanarak verilmesi gerektiğini söyleyen diyetisyen Sınav, fiziksel aktivitelerin arttırılması gerekiyor. Bayram esnasında kavurma ve asitli içecekler tüketildiğinde bize ekstra yağ olarak geri dönecek. Yapacak bir şey yok, kaldığımız yerden başlamalıyız. Sağlıklı beslenmeye devam etmeliyiz, bol bol su içmeliyiz. Günlük bir şişe maden suyu tüketmeliyiz. Düzen her şeyden önce gelmektedir, dedi. Bu dönemde aslında herkesin sorunu bu. Şu an bayram sonrasındayız ve bugün gelen herkesin ortak sorunu bayramda kavurmayı çok yedim ne yapacağım? Bayramda asitli içeceği çok fazla tükettim ne yapacağım gibi sorular bize çok fazla gelmekte. Bunların aslında en önemli noktası şudur. O gün kaçırdıysak, yediğimizi yediysek, kaçamağı çok fazla yaptıysak da onu o günde bırakmalıyız. Bunun devamını getirmemeliyiz. Eğer o gün kavurmayı yedik, tamam o orada bitsin. Devam eden süreçte ise fiziksel aktivitemizi biraz arttırabiliriz. Özellikle yürüyüş olabilir veya hafif tempoda bir koşu sağlayabiliriz. Tabii ki kişinin yaşına, boyuna, cinsiyetine bağlı kalarak. Bunları gerçekleştirebiliriz. Onun haricinde düzenli bir diyet programına başlayabiliriz. Malum aylardan yaz devam etmekte ve kadınlarımızın güncel problemi kilo olduğu için de bir an önce sağlıklı bir beslenmeli ve bir diyetisyene başvurabilirler. Bu profesyonel bir diyetisyen eşliğinde uygulamalar sayesinde de o fazla kilolarından kurtulabilirler. Onun haricinde bu bayram esnasında kavurma ve asitli gıdalar tüketildiği takdirde de bize fazlasıyla yağ olarak geri döndü. Bayram öncesinde de her zaman söylediğimiz gibi kavurmayı yiyecektik ama porsiyonunda yemeye dikkat edecektik. Porsiyonunda yediysek de öğünün saatinde ve miktarında her zaman bizim için önemli olan nokta bu olacaktı. Onun haricinde bayram sonrasında da madem kaçamaklar gerçekleşti oldu, yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden düzenli bir şekilde beslenmemizi sürdüreceğiz. Su tüketimini ihmal etmeyeceğiz. Havalar oldukça sıcak gidiyor ve vücuttaki elektrolit kaybı oldukça yüksek. Bunun için kesinlikle su tüketimini ihmal etmemeye çalışacağız. Günlükte bir şişe bir maden suyu ama sade maden suyu. Yani bu sodalarla, meyveli sodalarla lütfen karıştırılmasın. Sade maden suyundan bir şişe olacak şekilde günlük tüketilmekte de fayda var. Onun haricinde de düzenli bir şekilde ara öğün koyabiliriz kendimize. Öğün saatlerini belirleyebiliriz. Düzen unutmayın her şeyden daha önce gelmektedir. Eğer hayatımıza düzeni oturtursak yattığımız saatten kalktığımız saatten tutun da öğünlerimizin saatlerine varıncaya kadar daha düzenli, daha planlı, daha sistemli bir hayatımız olacaktır. Ve sürdürülebilirliği de bizim için çok iyi olacaktır. Yani bu bir aslında alışkanlıktır. Ve alışkanlığı biz ortaya koyduğumuz takdirde çorap söküğü gibi devamı gelecektir bunun aslında. En önemli noktalardan birisi de bu. İl Tarım Müdürü Saklav destekleme projelerini anlattı. Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kurban Bayramı'nda yapılan çalışmalarını anlattı. Saklav, 40 veteriner hekim merkezde, 20 veteriner hekim ilçelerde, hayvan pazarlarında kurbanlıkların, gebelik ve sağlık taramalarının yapıldığını ve kurbanda vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını alarak ibadetlerini gerçekleştirebilirler dedi. Saklav ayrıca hibe desteklerini de anlattı. Üretimi arttırmaya yönelik hayvancılık yatırımlarını destekleme projesi kapsamında 30 Temmuz'a kadar desteklemeler devam edecektir. %50 hibe desteği sağlıyoruz. Ahır ve ağıl yapımına %50, ekipman olarak da yem hazırlama makinesi, süt soğutma tankı, süt sağma makinesi, hayvan kaşası, gübre sıyırcısına %50 hibe desteği veriyoruz. Vatandaşlarımızın en geç 30 Temmuz'a kadar başvurmalarını istiyoruz, dedi. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bilindiği üzere müdürlüğümüz, Tarım Orman Bakanlığımız ve valimizin talimatlarıyla çiftçilerimiz ürettikleri ürünlere destekleme vermekte, aynı zamanda projeleri yürütmekte. Yakın zamanda Kurban Bayramı geçirdik. Kurban Bayramı ile alakalı müdürlüğümüz açısından büyük bir sıkıntımız bir şey olmadı. Hem Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında veteriner hekimlerimiz denetim yaptı. Aynı zamanda mezbaha kesim Kurban Bayramı birinci günü, ikinci ve üçüncü günü kesimhanelerde görev yaptı veteriner hekimlerimiz. Aynı zamanda da geçici kesim yerlerinde de veteriner hekimlerimiz, belediyemizin belirlediği geçici kesim yerlerinde de görev yaparak kurbanlarını kesen vatandaşlarımızın hayvanlarında çıkabilecek sıkıntılara karşı gerekli tedbir ve önlemleri aldılar. Bununla alakalı denetimlerimizi yerine getirdik ve şu anda bir sıkıntı olmadan Kurban Bayramı'nı atlattık. İnşallah bütün kesilen kurbanların hayırlı olmasını ve diliyorum ve temenni ediyoruz. İnşallah.
Diğer bir durumda bilindiği üzere bakanlığımızın hayvancılık yatırımcılarını destekleme projesi kapsamında 30 Temmuz'a kadar desteklemelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda 30 Temmuz son gün, buradan üreticilerimize duyurmak istiyorum, %50 hibe desteği sağlıyoruz bakanlığımızın bu hayvancılık yatırımları desteklenmesi programı kapsamında. Burada ahır ve ağıl yapımına %50 hibe, aynı zamanda ekipman olarak yem hazırlama makinesine ve aynı zamanda süt soğutma tankına ve süt sağım makinesine ve hayvan kaşığısına ve gübre sıyırıcısına %50 hibe uygulaması yapıyoruz. Burada vatandaşlarımızın, üreticilerimizin en geç 30 Temmuz'a kadar merkezimizdeki, il merkezimizdeki, ana binamızdaki kırsal kalkınma şubemize gelerek başvurularını yapmalarını istiyoruz. 30 Temmuz son tarihi ve %50 hibe ödemesi yapıyoruz. Üreticilerimizi desteklemek için müdürlüğümüze bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hacamat hakkında merak edilenler. Hacamat uzun yıllardır alternatif tıpta uygulanan tedavi şekillerinden biri. Yaş kupa tedavisi olarak da bilinen bu yöntem, vücutta zararlı toksit kanın atılması amacıyla uygulanır. Peki hacamat nedir? Nasıl yapılır? Hacamat hakkında merak edilenleri fizyoterapist Metin İçli sizler için anlattı. Merhabalar, ben fizyoterapist Metin İçli. Aksaray'da Defne Sağlıklı Yaşam Kliniği'nde hizmet vermekteyiz. Bugün sizlere özellikle çokça duymuş olduğunuz, aynı zamanda dini olarak da sünnet bir tedavi olan hacamat tedavisinden bahsetmek isterim. Hacamat tedavisi Peygamber Efendimiz zamanından günümüze kadar uygulanmakta olup şu anda da modern tıbbın da neredeyse içerisine entegre edilmiş bir terapi metodudur, tedavi metodudur. Kliniğimizde hekim tarafından uygulanan hacamat tedavisi vücutta oldukça önemli etkilere sebep olmaktadır. Hacamatın amacı şudur, daha doğrusu yapılışı şu şekildedir. Aynı eskiden hani bu bardak çekilme yönteminin kanla yapılan halidir. Böyle hani işportayla bardağın içerisinde bir miktar ısıtılır, böyle işte derinin üzerine bırakılır, o da vakumlardı. Bunun modern olarak yapılmış halidir ve kanlı olarak yapılmış halidir. Biz dokunun üzerine bir miktar vakumlama yaptıktan sonra artık onların pompaları ve modern kupaları var. O kupalarla, steril kupalarla, burası çok önemli, kupalarla biz orayı vakumladıktan sonra bir miktar 11 numara neşterle kesikler atılır. Oradan yeniden kan gelmesi sağlanır ve oradaki amacımız toksinli maddelerin alınması, kastaki spazmın çözülmesi ve vücudun da oraya yeni taze oksijenli kan pompalayarak oranın yenilenmesini sağlamaktır. Fakat burada halkımızın da çokça yanlış yönlendirmelere maruz kaldığını biz görmekteyiz. Özellikle halkın dikkat etmesi gereken şey, birincisi bunun bir sağlık kuruluşunda yapılıyor olmasıdır. Çünkü merdiven altında yapan o kadar çok yer ve o kadar çok kişi var ki ne yazık ki nelerle karşılaşıyoruz. Çünkü en önemli şey burada hastanın enfeksiyon kapmamasıdır. Yapılan kupaların mutlaka steril olmasıdır. Bugün internetten veya herhangi bir yerden neredeyse tanesi 2 TL'ye 3 TL'ye kupa hastalar temin etmekte veya yapan kişiler temin etmekte. Neyden yapıldığı belli olmayan bu kupaların hastanın sağlığından çok zararı, hastalığın iyiliğinden çok kötülüğü bulunmaktadır. O yüzden bir kere yapılan yerin bir sağlık kuruluşu olmasına dikkat edilmelidir. Yapan kişinin eğitimli olup olmadığı, Sağlık Bakanlığı'nın kişiye hacamat yapma ehliyeti verip vermediği çok önemlidir. Çünkü bugün yapan birçok kişi eğitim aldığını, sertifikaların olduğunu iddia etmekte, ancak bu eğitimler ve sertifikalar sadece bir yazıdan çıkan A4 kağıdından farklı bir şey değildir. Kimin imza attığı, kimin ne yaptığı belli değildir. Bir kere hacamatın, evet, Peygamber Efendimiz'den beri yapılıyordu, işte efendim o zamanlar sağlıkçı mı vardı, hekim mi vardı gibi sorularla karşılaşıyoruz biz böyle konuşmalar yaptığımızda, ama burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hacamatı belki herkes yapıyor olabilir, belki hiçbir komplikasyon, yani ters bir etki görülmemiş de olabilir, ama varsayalım ki hasta hacamat sırasında bayıldı. Ne yapılacak? Yani yapan kişi bir sağlıkçı değilse, hekim, bir fizyoterapist, bir işte efendim hemşire, yani bakanlığın izin vermiş olduğu ve eğitim vermiş olduğu bir personel değilse ne yapacak? Tuzlu ayran mı içirilecek, yani efendim tuzlu su mu içirecek, şeker mi verecek hastaya, yani nasıl bir tıbbi müdahale edecek? Sağlık bu kadar ucuz ve basit değildir. Hacamat o yüzden yaptırılmadan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken ve iyi araştırılması gereken bir terapi metodudur. Az önce de söylemiş olduğum gibi biz hacamatta toksinli maddenin alınımını sağlarız, ama bu parça parça şeklindedir. Nedir? İlk önce hastaya tarama hacamatı demiş olduğumuz sırt bölgesinden yapılan, yani boyunda ense bölgesi aynı zamanda sünnet noktası olan noktadan ve belinize kadar olan bölgeden yapılan hacamatı biz tarama hacamatı deriz. Eğer ikinci bir bölge yapılacaksa, örneğin bacak, kol veya efendim göğüs ya da belki kafa bölgesine hacamat yapılacaksa eğer, bunun arasında mutlaka belirli bir aralık koyulmalı. Bu da kişiden kişiye göre değişmekte, ama genelde 15 günde bir ay aralığında değişmektedir. Araya bir süre koyulmalı ve ikinci seans o şekilde yapılmalıdır.
burada da bizim gene çok karşılaştığımız bir durum. İşte kupa başı bir fiyat verilmekte hastaya. Örneğin işte atıyorum kupa başı 10 TL denilmekte. Ve hasta al şu 100 TL'yi işte bana 10 noktadan yap demekte. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Tarama hacimatı yapılması lazım. Kupa sayısı hastadan gelen kan miktarına bakılarak oluşturulması lazım. Çünkü sizden örneğin bugün Kızılay'a gittiniz. İşte hepimiz veriyoruz, kan verdiniz. Sizden alınan bir ünite kandır, damar yolunda alınan bir ünite kandır ki sizden alınan kan hacamat da doku arasından alınmaktadır. Şimdi Kızılay dahi bir hastaneye dahi gittiğinizde sizden bir ünite kan alınabilirken sizden 10 noktadan, 15 noktadan, 20 noktadan hacamat yapılıp kupa kupa kan almanın hiçbir mantığı olmadığı gibi, hiçbir faydası olmadığı gibi ciddi de hastaya ve kişilere, bireylere, vatandaşlarımıza zararı vardır. O yüzden kupa sayısı hastadan gelen kan miktarına bakılarak, hastanın vücuduna, kilosuna, yaşına, diğer rahatsızlıklarına bakılarak belirlenmektedir. O yüzden kupa sayısına çok takılınmamalı ve tekrar tekrar sürekli aynı şeyi söylüyorum ama yapan kişinin de eğitimli olup olmadan dikkat edilmektedir. Burada bazı gene hacamatta yanlış bilinen gerçekler var. Bunları da ben size söyleyeyim. Mesela işte hastadan alınan kan dışarı çıktığında pıhtılaşır. Böyle lapa lapa bir hal alır. İşte bu hastanın çok toksin madde geldiği yönünde iddia edilir ama böyle bir durum söz konusu değil. Kan zaten dışarıya çıktığı zaman lapa hale gelir, pıhtılaşır. Eğer yoksa kanınız durmaz. Efendim işte kupanın etrafında bir köpük olduğunda sizden iltihaplı kan geldiği iddia edilir ama bu da bir hurafedir. Bu işte vücudunuzda bulunan kıllar sayesinde etrafından kupa hava aldığında köpürme olur. Veya kanın çok siyah gelmesinin işte kötü bir durum olduğunu, sizde çok toksin olduğunu gösterir diye söylerler ama bu da yanlış bir durumdur. Hastadan çok kan gelmesi, az kan gelmesi, koyu kan gelmesi, kanın lapa olması, köpürmesi bunların hiçbir önemi yoktur. Doğru olan şey hastalığa doğru noktalardan hacamatın yapılması, yeterli kadar sayıda ve hastaya özgü kupanın kullanılması, steril kupanın kullanılması, hastaya bir durum, bir komplikasyon, ters bir durum olduğunda müdahale edebilecek bir sağlık kuruluşunda bu işin yapılması çok önemlidir. Ve doğru yapıldığında da hacamat aşırı bir şekilde fayda göstermektedir. Peki nelerde faydalıdır? Örneğin bel ağrılarında, boyun ağrılarında, efendim sürekli bu üstünüzdeki yorgunluk hissinin kaldırılmasında, gece uyku bozukluklarında, hatta çocuklardaki alt işemelerine bağlı, çocukların altını işeyerek altını ıslatmasına dahi etkili olduğu ile ilgili bilimsel çalışmalar vardır. Baş ağrısında etkili bir terapi metodudur. İşte sürekli bir vücudunuza, sırtınıza, özellikle omuz bölgenizdeki masaj yaptırma hissinin kaldırılmasında etkili bir metottur. Sağlıklı bireylerin dahi 6 ayda bir hacamat yaptırmasını biz sağlık uzmanları olarak önermekteyiz bireylere. Covid-19 aşısı yaptırılması hayati önem taşıyor. Aşı koronavirüse karşı eldeki en güçlü silah. Nitekim aşı yaptıran grupların hastaneye yatış oranındaki büyük düşüş de bunu ispatlıyor. Uzmanlar hastalıkla savaşın ancak aşıyla kazanılabileceği söyleniyor. Konuyla alakalı konuşan Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçiftçi, aşılanmanın çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Aşılanmayı yeterli bir seviyeye getiremezsek koronavirüsten kurtulamayız. 1 Temmuz itibariyle normalleşme süreci başladı. Maalesef bizler normalleşme sürecini yanlış anladık. Bayram tatilinde bariz gördük ki maske, mesafe, hijyen kuralları tamamen unutulmuş durumda. Üzülerek söylüyorum ki Aksaray'ımızda aşılama çok geride kalmış durumda. Bu şekilde devam ederse Eylül-Ekim ayı gibi yine bizi kapanma sürecinin karşılayacağını şimdiden söylemek doğru olur. Lütfen aşılamaya riayet edelim. Özellikle 18-30 yaş arası gençlerimiz aşılanmaya gitsinler. Kulaktan dolma bilgilere inanmayın. Bilimin gerçekliğinden uzaklaşmayın. Yan etkiler konusunda hiçbir tereddüte gerek yok dedi. Şöyle yani aşı takvimi yayınlanıyor biliyorsunuz. Oradaki renkten de anlaşıldığı gibi bir Doğu illerinde bir de İç Anadolu'da Aksaray ilimiz kırmızı bantta gözüküyor. Aşılamanın çok önemli olduğunu defalarca biz de söyledik. Bütün yetkililer de söylüyorlar. Aşılamayı yeterli bir seviyeye getiremezsek bu Covid'den kurtulamayacağız maalesef. 1 Temmuz itibariyle de normalleşme süreci başladı. Normalleşme sürecini her zamanki gibi biz maalesef yanlış anladık. Çok aşırı normalleştik. Biz eczanelerimize gelenlerden de görüyoruz. Bayram tatilinde dışarıda gezdiğimizde de hatta az önce dışarıya çıktım bir dolaştım geldim onda da gördüm. Maalesef maske mesafe kuralı tamamen unutulmuş durumda. Bunu ek ilave olarak Aksaray'ımız bir de aşılamada çok geri kalmış durumda.
Bunun sonucu yani şimdiden öngörmek bir mucize değil. Eylül, Ekim ayın gibi yine bizi bir kapanma sürecinin karşılayacağını öngörmek maalesef yani şimdiden söylemek doğru olur. O yüzden lütfen aşılamaya riayet edelim. Özellikle 18-30 yaş arası gençlerimiz lütfen aşılamaya gitsinler. Biraz daha onlar bize hastalık çok bulaşmıyor gibi bir düşüncedeler ama onlara bulaşmıyor ama onların götürdükleri evlerindeki sevdiklerimize, büyüklerimize bulaşıyor. Bu da bizi ciddi sıkıntıya sokuyor. 1,5 yıldır çocuklarımız eğitimlerinden, eğitim öğretimlerinden çok geriye kaldılar. Bunu telafi etmek gerçekten çok zor. O yüzden aşılama, her şeyin ucu aşılamaya bağlanıyor. Biz de bunu defalarca söyledik artık. Yani aşılamada belli bir oranın üzerine çıkmamız lazım. Tüm Türkiye genelinde de Sayın Bakan hala söyledi. 20 küsür milyon kişinin hala aşı yaptırması gerektiğini söyledi. Temmuz, Ağustos ayı bunun için zaten bize büyük bir fırsat. Bu aylarda biz aşılamayı yapacağız ki kış aylarında rahatlayalım. Lütfen tekrar sizin de vasıtanızla tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Maalesef yani bu kısırlık yapıyor gibi bir akıl almaz bir şey çıktı. Yani biz bilimin gerçeğinden uzaklaşamayız. Yani pozitif bilim bizim her zaman önderimiz olmak zorunda. Bugüne kadar tüm hastalıklardan da bütün her şeyden de yani bu bilim sayesinde kurtulduk biz. Ben şöyle düşünüyorum, tarihin her bir dönemi bir meslek grubuna büyük yükler yüklemiştir. Bence sağlık camiası 1,5 yıldır yaptığıyla bu yükü üstüne kadar yani bu yükü üstüne düşeni sonuna kadar yapmıştır. Bence şu anda her bireyin kendine özellikle 18-30 yaş arasındaki çocuklarımıza büyük yük düşüyor. O yük de sadece aşı olmak. Yani yan etkiler konusunda hiçbir tereddüte gerek yok. Aşı neden bu kadar erken çıktı gibi bir tereddüt var. Buna da gerek yok. Aşı neden erken çıktı söyleyelim. Tüm dünyada bir pandemi vardı. Çok ciddi sermayeler aktarıldı. İnsanlar yani tüm bilim insanları bunun üzerine çalıştı. Ve yani faz 1, faz 2, faz 3 denen yol alınan kademeler var. Bunun için çok fazla denek diyelim artık hasta mevcuttu. Ve onların üzerinde çok hızlı kullanılabildi. Şu anda 1 milyarın insanından daha fazla kişi de aşı yapılmış durumda ve çok ciddi bir yan etki yok. Beklenen bazı yan etkiler var. Bunlar da çok normal. Yani kolda ağrı yapabiliyor, bulantı yapabiliyor, 1-2 gün halsizlik yapabiliyor. Bunlar çok normal yan etkiler. Lütfen bu yan etkilere veya duyduğumuz saçma şeylere inanıp aşısız kalmayalım. Bu kışımızı da heba etmeyelim. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Kurban Bayramı sonrasında açıklamalarda bulundu. Aktürk ayrıca süt fiyatları üreticiyi kâr ettirecek, memnun edecek fiyatlar değil. Yem fiyatları 4 lira geriye çekildi fakat fiyatların tekrar artması yönünde endişelerimiz var, dedi. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bir Kurban Bayramı'nda idrak ettik hep birlikte. İnşallah Rabbim kesmiş olduğumuz kurbanları kabul etsin. Tabii kurban telaşı küçükbaş hayvancılığı için çok önemli. Zaten adaklık ve kurbanlık noktasında küçükbaş hayvan daha çok satılıyor ülke genelinde. Bu sene de yardım derneklerinin fiyat indirmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Vakfı'nın, Kızılay'ın ve diğer yardım kuruluşlarının, derneklerinin kampanya yapıp fiyatları düşürmesine rağmen yine de iyi bir kurban dönemi geçirdik diyebiliriz. Özellikle güneye giden Mersin'e, Hatay'a, Antakya'ya, Adana'ya giden üreticilerimizin hayvanların tamamını sattığını gördük. Tabii hayvanların hepsinin satılması ülke genelinde küçükbaş açısından söylüyorum mümkün değil. Hepsinin satılması doğru da değil. Çünkü 10 gün sonra, 15 gün sonra yine ülkemizde lokantalarda, kafeteryalarda, kasaplarda, şarküterilerde, marketlerde yine et satışına yoğun bir şekilde devam edilecek. Bu ülkede yılın 12 ayı 365 gün et ihtiyacı devam ediyor. O yüzden hayvanların tamamının kurbanda bitmesi mümkün değil, doğru da değil. Tabii kurbanda kalan hayvanların da fiyatlarının çok aşağılara düşeceğini sanmıyorum. Zaten Sayın Bakanımız açıkladı. Büyükbaşta kaliteli birinci sınıf hayvanı 42 liradan, ikinci sınıfını 40 liradan yağsız olmak şartıyla küçük başta da kaliteli birinci sınıf topluyu 42 liradan, ikinci sınıf koyunu da 40 liradan, 38 liradan
alacağını, süt kurumunu alıp kesim yapacağını ifade etti. Tabii bu fiyatlar piyasa fiyatlarının altında. Şu anda kurban öncesinde kuzu fiyatları 55-56 lira civarındaydı. Bir 10 gün 15 gün sonra tekrardan piyasa normal fiyatlarına ulaşır diye düşünüyoruz. Bizi tercih eden bütün hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Tabii üretimin devamı için pazar sorununun olmaması lazım. Üretici üretmiş olduğu ürünleri, hayvanları sıkıntı çekmeden satması lazım ve bu işten para kazanması lazım. Tabii 2020 yılı için gitse de kurtulsak derken 2021 yılını çok daha dehşetli, çok daha sıkıntılı olarak kucağımızda bulduk. Hem pandemi noktasında, hem pahalılık noktasında, hem hayvancılıktaki girdi fiyatlarının anormal yükselmesi, arpa fiyatlarının, saman fiyatlarının, yonca fiyatlarının, özellikle fabrika fiyatlarının, yem fiyatlarının anormal yükseldiği bir yıl yaşıyoruz. Tabii bu üreticiyi sıkıntıya sokuyor. Tabii süt fiyatları özellikle büyükbaş hayvancılıkta 1 kilo yeme, 1 kilo süte 1.3 yem alındığı bir gerçek var, bir realite var. Bunu bir türlü 2021 yılında ne yazık ki yakalayamadık. Tabii biz hep şunu ifade ediyoruz. Türkiye hayvancılığının için süt fiyatları lokomotiftir. Süt fiyatları istediğimiz noktada olursa damızlık inekler kesilmiyor. Damızlık inek kesilmediği zaman dana fiyatları, koyun kuzu fiyatları yükseliyor, damızlık fiyatları yükseliyor. Süt fiyatları yeme ve girdi maliyetlerinin altında kalırsa, ezilirse üretici, tabii ki damızlık hayvanları kestirmeye başlıyor. Tabii inek kesimi danaya göre, kuzuya göre daha ucuz olduğu için tüketici de bu işi yapan et firmaları da inek etlerini tercih ediyorlar. Tabii inekler kesildiği zaman danalar kesilmiyor. Dana kesilmediği zaman kuzular kesilmiyor. Bunlar para etmeyince damızlık fiyatları da aşağıya düşüyor. O yüzden süt fiyatlarının iyi olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz ama Gıda Komitesi'nin aldığı, Süt Konseyi'nin ve Gıda Komitesi'nin aldığı karar, tavsiye kararı zaten. Buna da fabrikalar ve üretici uymak zorunda kalıyor. Şu anda 3.2 kuruş üzerinden süt fiyatları satılıyor ama bu üreticiyi kar ettirecek, memnun edecek fiyatlar değil. İnşallah yıl sonuna doğru bu fiyatların tekrar değerlendirilip 4 lira civarına çekilmesini bekliyoruz ki Türkiye hayvancılığının önü açılsın. Yem fiyatları son günlerde bir 5 lira 7 lira civarında çekildi ama kış aylarına doğru fiyatların tekrar artması endişesini bütün üreticilerimiz çekiyor. Tabii Toprak Mahsulleri Ofisi aracıyla bakanlığımız arpa üreticilere ve yem fabrikalarına arpa satışı yapacağını söyledi. Aksaray'da da ben de dahil olmak üzere bütün üreticilerimiz müracaatlarını yaptılar. Bu müracaatlar da büyük bir kısmı sonuçlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni arayarak veya giderek ne kadar arpa alabileceklerini üreticilerimiz, hemşerilerimiz öğrenebilirler. Ben bugün aradım. İşte müracaat ettiğim miktarın belli bir kısmını verebileceklerini ifade ettiler. 2002 lira 15 kuruş civarında. Tabii bana Niğde ilçesi Ulukışla ilçe, Niğde ili Ulukışla ilçesinden veriyor. Sultanahmet ve Eskil bölgesine Konya'dan, işte Ağaçören, Ortaköy, Sarıyaş bölgesine de Kırşehir'den vereceklerini ifade ettiler. Tabii bunun üzerine biraz da nakliye 10-15 kuruş civarında nakliyenin bineceğini de hesap edersek piyasanın yine de 20 kuruş civarında altında olduğunu söylemek mümkün. 1950 artı KDV, vergi mükellefleri için %1 KDV, vergi mükellefi olmayan üretici için, sıradan bizim gibi insanlar için %8 KDV. Tabii biz üreticilere de %1 KDV üzerinden verilmesini bekliyorduk işin doğrusu ama bununla ilgili de bir düzenleme olmadı. Ama yine de piyasanın altında, tabii bu sezon içerisinde devam ederse yem fiyatlarının artışının önüne geçilebilir. Bu yem fiyatlarını baskılayabilir diye düşünüyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar arpa ve mısır olarak devletimiz üreticiye bir nefes aldırır diye ümit ediyoruz. Tabii bu kadar girdinin yükseldiği bir dönemde hayvanların fiyatlarının, et fiyatlarının, süt fiyatlarının da artmasını bekliyoruz. Tüketici bir mal alacaksa eğer bunun maliyetini ödemek zorundadır. Eğer biz bir torba yemi alırken bunun maliyetini ödüyoruz veya bir hayvanımıza ilaç alırken, bir aşı alırken veya bir girdi maliyeti, biz saman alırken, yonca alırken bunun bedelini ödüyoruz. Çünkü adam malını aşağıya satmıyor. Çünkü bunun bir maliyeti var diyor. Bu maliyeti tüketicinin ödemesi lazım. Etin de sütün de bir maliyeti var. Eti ve sütü tüketen insanlar da bu maliyeti ödemek zorundalar. Ödemediği zaman üretim fiyatının altında eğer biz bunu satarsak bu işin içinden çıkamayız. Çıkamazsak bu işi bırakmak zorunda kalırız. O yüzden et ve süt fiyatlarında daha iyi noktalara gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim.
forvetçi transferlerin gözdesi. Hollanda 2. Ligi'nde Excelsior Rotterdam'da futbol oynayan Aksaraylı gurbetçi futbolcu Ömer Karacagün, Türkiye Süper Ligi'nin önemli takımlarından Konyaspor ve Sivasspor'un transfer listesine girmeyi başardı. 18 yaşındaki sağ ve sol kanat oyuncusu Ömer Karacagün, güçlü fiziği ile hem defansif hem de ofansif yönüyle futbolu bir bütün olarak oynayarak futbol kamuoyunun gözdesi olmayı başardı. Ömer Karacagün transfer piyasasının had safhaya çıktığı bu günlerde Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor ve Sivasspor'un transfer listesine girerken 1. Lig'de mücadele eden Altınordu takımı da Ömer Karacagün ile ilgileniyor. Futbol hayatında Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Ömer Karacagün, Hollanda'da futbol altyapısını aldı. Futbol eğitimini Hollanda'da alan gurbetçi futbolcu Ömer Karacagün, futbol yaşantısına Türkiye'de devam etmek istiyor. Hollanda'da 2. Lig'de Excelsior Rotterdam'da oynadığı futbolla kamuoyunun dikkatini çeken Ömer, ülkemize Süper Lig'de mücadele eden takımların da dikkatini çekmeyi başardı. Türkiye'de futbol oynamak istediğini belirten genç yetenek, Ömer Karacagün futbolun hem sağ kanadında hem de sol kanadında hem ofansif hem de defansif olarak başarılı bir şekilde görev yapıyor. Ömer'in önümüzdeki günlerde Konyaspor'la mı Sivasspor'la mı yoksa 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'ya mı transfer olacağı merakla bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda Türk futbolunun parlayan yıldızı olması beklenen Aksaray'da gurbetçi Ömer Karacagün bugünlerde transferlerin gözde ismi olmaya başladı.